tutuyor bir anlamda. Biz renk körlüyüz diyorlar. Urfa'da Harran'da İbrahim'i dinler diye bir toplantı yaptılar. Sen İslam'a aykırı işlerini mi arıyorsun? Yüzlercesi var. Harran'da biz renk körüyüz diyorlar. Renk körüyüz. Din, dil, renk farkı bizim için bir şey ifade etmez. Bakın, Harran'daki toplantıda bir Hristiyanla bir Müslüman kadını evlendiriyorlar. Bu gazetelerinde nasıl yayınlanıyor biliyor musun? Bakın, artık diyalog zamanı. Dinlerin, farklı dinlerin farklılara kadar benzer yönleri bulunduğu gerçeğini öne çıkaran temsilciler, farklılıkların asırlar süren tahakkümüne son vermenin ve üç din arasındaki ortak zemini faal hale getirmenin zamanı gelmiştir dediler. Bu bir derdi. Bu kendi gazetelerinden alınmış bir şey. Bu dinler arası diyalog projesinin esasında evet. Vatikan'ın projesi olduğunu daha önce söylemiştik. Bir kez daha hatırlatalım. İbrahim'i heyecan. Lütfen bakın. İbrahim'i heyecan. Bu İbrahim'i heyecan nedir? Diyalogdan düğüne. Sosyoloji profesörü Hristiyan Lester Kutz ile gazeteci Müslüman Mariam Kurtz'un nikahları Urfa'da İbrahim Camii'nde müftü, haham ve papazın huzuruyla yapıldı. Evet. Müslüman kadını Hristiyan'la evlendiriyorlar. Bu evlenmeye böyle ilan ediyorlar bak. Bu bir devrim. İşte buyur. Bu bir devrim. Evet. Devrim neymiş? Lütfen. Allah'ın ahkam-ı ilahiyesini çiğnemek. Müslüman kadın Hristiyan erkekle asla evlenemez. Onunla ilgili ayetleri getirdim. İslam alimlerin beyanlarını getirdim. Bu bir devrim. Evet, Zaman Gazetesi'nde bu bir devrim başlığıyla çıkmış. Devrim, Müslüman kadını gavurla evlendirmek. Dahası var. Aynı gazetede başka tarihini bir şey göstereceğim. Tarihini de ben söyleyeyim gazetenin şimdi burada. Başka bir şey göstereceğim. Aynı gazetede. Bak onun içeride. Ahmet Şahin. Ehli kitapla Amentü'de ittifakımız var. Bir yaprak çevirin alttaki yaprakta. Evet 17 Nisan 2000 tarihinde. Tamam. Aynı gazetede. Ahmet Şahin diyor ki Ehli kitapla Amentü'de ittifakımız var. Amentü, bakın İslam'da iman esasları gayri kabili tecezzidir. Bölünmez bir bütündür. Kur'an'ın bir ayetini reddedenle bütün Kur'an'ı reddeden aynıdır. Kafirdir. Gayrimüslimdir. Evet, böyleyken Amentü billahi, Allah'a iman ettim. Ve rusulihi. Peki bu gene kendisinin bir sözü var. Yani peygamber olmasa da diyor la ilahe illallah demek ki sadece bizim peygamberi değil. Allah'ın peygamber olarak gönderdim buyurduğu diğer peygamberlerden birini de kabul etmemek küfrü muciptir diyor ki doğrudur. Yani bir Müslüman Hazreti İsa'yı kabul etmezse, Hazreti Musa'yı kabul etmezse Müslüman olmaz. Çünkü ve rusulihi resulleri. Peki bu Amentü'de Hazreti Peygamber eksik kaldığı zaman senin Resulü'nün haricinde kalırsa nasıl ittifakın oluyor? Ve kütübihi, İncil'in de aslının hak olduğuna, Tevrat'ın da aslının hak olduğuna inanmaya biz mecburuz. Ama muharref, gerçeğinden ortada bir şey yok. Peki senin Kur'an'ına hak tanımayan, senin peygamberine hak tanımayan adamla nasıl ittifak ediyorsun arkadaş? Yakasına daldın fuarda. Kaçtı. İmam bilmem nereden de müezzin bilmem cemaat ne der hesabı. Aynı gazetede Buher'de var. Saçmalık bir değil, beş değil, bin değil, yüz değil. Burada televizyonlarda yaptığı konuşmalardan bir tomar getirdim. Aynen öyle Türkiye Cumhuriyetleri heykel göndermek kabilinden Kemal Paşa metiyesi, laiklik metiyesi,
ben de layıkım. Masonluk iddiasına bana mason diyebilir misin? Elbette derim diyebilirsin. Masonlar iyi adamdır. Altaylı'nın röportajında bir sürü getirdim. Hangi birini söyleyeyim? Hangi birini anlatayım? Ben bu arada şu papaya söylediği şu söz adamı evet. dinden çıkarmıyor mu? Ey Müslümanlar! Ey Müslümanlar! Dinden çıkarmıyor mu? Papa 6. Pal Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler arası diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aziz bir şekilde, hatta biraz cüretle ve pek kıymetli hizmetimizi icra etmek yolunda en mütevazi yardımlarımızı sunmak için size geldik. Ne Allah ya, aşkına bu sözde yani? Adamı gavur etmiyorsa hiç kimse gavur olmaz. Hangi sözdür tam olarak burada Gülen'i sıkıntıya sokan? Misyonunuzun bir parçası olmak. Nedir Hristiyanlığın misyonu? Baba, oğul, ruhul Hristiyanın kudüs. Hristiyanın misyonu Hristiyanlığı yaymaktır. Bütün dünyaya Hristiyan yapmak. Tabii. Yani bu misyonun bir parçası olmayı kabul ediyor kendisi. Anlaştı, Vatikan İsrail anlaştı. Hedef İslam dünyası. İslam dünyasını Hristiyanlaştırmak. Bu milenyumun işi budur diyorlar. Hiçbir kuvvete, bak iki hüviyet olduğu buradan da belli bak. Birisi de güzel çizmiş. Birinci hüviyeti beğendim. Şimdi takdir ettim. Fethullah Gülen'in iki hüviyetini gösteren hüviyeti, bir videomuz daha İslam'a var. İslam'a aykırı buldum, tenkit ettim. Emri maruf, nehyanil münker. Her Müslüman üzerine farzdır. Sayın Mısıroğlu, bugün 28 Şubat olması hasebiyle bir video var. Kısa bir video, onu daha yayınlayalım. 28 Şubat'ta biliyorsunuz girişte de söylemiştik. Gülen cemaati bu darbeden zararsız çıkmayı başardı bir şekilde. Sonra kendisi sağlık gerekçesiyle, ki ciddi bir sağlık gerekçesi olmadığı da sonra anlaşıldı. Çünkü Amerika'da bir kalp hastalığı söylendi ama bir ameliyat da olmadı serpuru Amerika'da. Etti. Bunlar içtihatta bulundular dedi. Askerlerin lehine bunlar sivillerden daha demokrat dedi. Çevikli'ye yazdığı bir mektup var. Orada kullandığı üslup şey o değil. Sana. Bir bakalım bir seyirci ne diyecek. Filistin'e yardıma giden Marmara gemisi için bile otoriteden müsaade almaları lazım gelirdi diyen, otoriteye bu kadar saygısı olan, ben Kenan Evren'i de tenkit etmem diyor. Çünkü Türkiye'nin başında şu kadar zaman buldu diyor. Tabii. Ve hatta cennetliktir diyor. Bütün hiçbir otoriteye karşı çıkmamış. O kadar karşı çıkmamış ki Sözcü Gazetesi'nin yazarı Emin Çolaşan'a. Emin Çolaşan'a aha getirdim. İltibatlara evet. gark ediyor. Ona bile serpuru etmiş bir adam. %50 milletin reyini alan bir otoriteye niye karşı çıktı?